Hanımlar, tabii ki bizim için güzellik olmazsa olmaz. Ve bu hafta yine Ulviye Gasimova bizimle beraber ve yanında danışanı Asude Hanım'la beraber bize saten gibi bir cilt nasıl olur onu anlatacak. Evet, sizin de tecrübelerinizi alacağız Asude Hanım. İkiniz de hoş geldiniz Çok stüdyomuza. teşekkürler. Evet Ulviye Hanım. Bu uygulama özellikle insanların yani insanların diyorum çünkü hem kadın hem erkek uygulayabilir bunu. Cilt gençleştirme, Neştersiz cilt gençleştirme. bölgesel zayıflama çünkü BTL saten bir uygulamamız var. O hem radyo frekans hem ultrason olarak iki teknoloji birleşmiş bir cihaz. Hücreler öldüğü zaman, hücreler azaldığı zaman bizim cildimiz işte sarkıyor, kırışıyor. O yüzden Böyle bir kolajen sönüyor sanki, değil mi? sönüyor, renk gidiyor, kırışıklar oluyor, boyun zaten Boyun çok fena. çok çabuk yaşlanıyor ve selülitü gideriyor. Çünkü o yağ hücreleri bulduğu için ve parçaladığı için tabii ki yağ hücreler dalgalı olduğu için cilt altından selülit olarak portakal kabuğu olarak görünüyor. Onu düzleştiriyor ve toparlıyor cildi kolajen arttırarak. Evet, Asude Hanım nasıl etkilerini Evet. gördünüz? Bir anlatır mısınız bize? Şimdi biz Ulviye Hanım'la çok eski tanışırız. Benim yoğun ve çok hareketli bir hayatım var. Ama bu cemiyet hayatından ziyade daha ziyade sokak hayvanları ile ilgili bir yanım da o tarafıyla uğraşır. Tabii yorgun oluyorum. Koştururken de yoruluyorum. Doğal olarak o yorgunluk, o kirler ne olursa olsun ve yaşla birleştiği zaman yüzümde böyle bir sönük, istemediğim bir ifade. Ulviye Hanım bana mutlaka el atmalıyız dedi ve ben onu biraz geciktirmiştim. O kadar pişmanım ki, o kadar pişmanım. Cildimin değiştiğini, bakışlarımın değiştiğini İlkinden sonra fark ediyor çok insan. fark ki yani çıktığınız kalktığınız anda fark ediyorsunuz. Ben açıkçası çok meraklı bir hanım değildim böyle şeylere. Daha farklı şeylerle uğraşıyordum. Ve gerçekten pişmanım. Neden daha önce başlamadım? Biraz da geç kaldığımı hissediyorum. Hiçbir zaman Onun geç değil. için bütün hanımlara tavsiyem lütfen geç kalmayın. Kendinizle barışık olun. Sadece barışık olmak yetmiyor ama. Mesela ben çok barışığımdır. Evet. Ama gördüm ki Ulviye Hanım'ın uygulamasından sonra barışık olmakla yapılan uygulamaların birleştiği anda kendinizi çok daha farklı hissediyorsunuz. Çok daha iyi hissediyorsunuz. Hayata bakışınız değişiyor. Onun için Evet. çok şey borçluyum Ulviye Evet. Hanım'a. Özellikle Aslı Hanım hep dışarıda bulunuyor. Dediği gibi sokak hayvanlarıyla uğraşıyor. Ne Ormana güzel. gidiyor. İşte onlara çok yardım ediyor. Dışarıda olduğu için şu ekoloji o kadar kirli ki o kadar toz, pislik var havada. Cilde giriyor ve o tabii ki o pis hava gözenekleri tıkıyor ve kolajeni daha çabuk öldürüyor. Ve özellikle böyle dışarıda sürekli zamanı geçiren insanlara çok derin bir temizlik, sürekli bir bakım olmasını Mesela öneriyorum. ben bu konuda boynumla ilgili çok sıkıntı yaşıyordum. Ulviye Hanım'a da ilk onu söyledim. Yani sürekli eğiliyorsunuz, kalkıyorsunuz. İşte dediği gibi yani o duş bunu engelleyen bir şey değil. Evet. Yapılan uygulamalarla ben inanılmaz güzel neticeler aldım. Ne güzel. Gerçekten çok güzel netice aldım. Şimdi aynaya baktığın zaman geç kalmadım ama daha erken olabilirmiş diyor. Mesela eşim çok takılıyor bana. Önce hiç görmezden geldi. Sonra. Sonra tabii o aradaki farkı o da görüyor yani aslında şundan memnunum yani birilerinin bir şey fark etmesi bunu sadece eşinizin fark etmesi Tabii. yetmiyor o çünkü sürekli sizi gören biri uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımla karşılaştığım zaman asıl onlardan aldığım tepki çok önemli benim için. Ne güzel. Çünkü İnanılmaz güzel ameliyat şeyler yok. duydum. Evet, Hiçbir şekilde neştersiz ameliyat yok. olması çok Neşteri güzel. bırakın en ufak bir acı yok. Evet. Çok emin ellerde uygulanan. Ben de yaptırdım, bilmez miyim? Öyle mi? Sen çünkü Aa, aşk tatile olsun. gittin, insanlar Yani memnun oldu sana. Çok güzel bir orada şey. relaksınız. Kendinizi bırakıyorsunuz. En iyi, en uzman ellere teslim ediyorsunuz. Ve neticeyi hep Bir de birlikte çok görüyorsunuz. rahatlatıcı bir uygulama. Çok, Yani çok. masaj İnsanlar oluyor musun? uyuyor. Ben bazen uyuyorum.
Evet, o sıcakla beraber. Özellikle vücut uygulamalarda, bacaklarda. Onu soracağım, bölgesel zayıflama bölgesel, değil mi? Onu anlatalım bölgesel lütfen. Zayıflamada da çok güzel sonuçlar görebiliyoruz. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Özellikle şuralarda değil mi? O, evet, kol çok sarkar. Göbek. Göbek, bacak, selülit. 2 hafta boyunca hala o kolajen sentezleniyor orada. Yani onu aktive ediyorsun, uyandırıyorsun o kolajeni. Yani eski evet. kolajeni yok ediyorsun, yeni kolajeni üretiyor. Tabii kolajen cilt. Üretildikçe gençleşiyorsun. Peki cilt Aslı geliniyor. Hanım, siz nasıl karar verdiniz bunu yapmaya? Ben çok uzun zamandır istiyordum bunu. Bir türlü denk gelmiyordu zamanı. Kızımın gelmesiyle birlikte gittik Louie Hanım'ın kliniğine. İşte o bir şeyler yaparken. Bu arada ben de dedim ki ben de yani yapayım. Ve çok memnun başlayalım. Kaldınız. Ben aslında randevularıma hiç sadık biri değilimdir. Yani bunu beni tanıyan herkes bilir. Yani en az yarım saat falan ama çok çabalasam da. Fakat Louie Hanım'la bu konuda randevum olduğu zaman saatinde oradayım. Evet. Demek ki çok bayağı geç kaldım. Hiç kaçırmadan, kendi kendime de hep diyorum yani. Demek ki çok keyifle ve istekle çok gittiğiniz güzel yerde. Güzel bir uygulama. O, bir saniye daha randevumu iptal etmedik. Hiçbir şekilde geç kalmadım. Onun için bütün hanımlara tavsiye ediyorum. Bir de bunun yaş sınırı yok herhalde yok. Değil mi? Siz mesela dediniz hani geç kaldım falan. Hayır işte geç kalmış değilsiniz. Pırıl yok pırıl şu bir anlamda var. Daha çok önce güzel. Yapsaydım belki çok daha farklı olurdu. Evet, daha hızlı olurdu. Daha hızlı olurdu. Yani benim yaşıma gelmeden başlamaları gerekiyor bence hanımların. Evet, değil mi? Çok daha erken başlamaları gerekiyor. Çünkü bu neşterle yapılan yani herhangi bir ameliyatla yapılan olmuyor. Bir şey değil. Güzel olmuyor. Tamamen kendinizle ilgili. Bir de biz kadınlar evet. biraz şanssızız bu konuda. Çünkü kadın cildi 27 yaşından sonra yaşlanmaya başlıyor. Evet, erkeklerin 40. 41 yaşında. Öyle midir? Evet. Erkekler o konuda da mı şanslı? Evet, o konuda onlar şanslılar. Onlarda selülit de olmuyor biliyorsun. Göbekte evet. oluyor. Göbekte oluyorsa göbekte oluyor. Ama olsun çünkü bak bizde hormonlar yani, farklı evet. çalışıyor. Östrojen ama, mi bunu etkileyen? Evet, tabii östrojen. Maalesef. Ama biz çocuk doğuruyoruz, emziriyoruz. Evet. O basende olması gerekiyor. O hormon şeyi evet. Değil mi? Onu ama işte o 30'dan sonra bence 30'da başlamak lazım. Hani böyle... İğneli işlemler değil, belki invazif işlemler değil, invazif olmayan işlemleri yani cihazlar, güzel yıkama, derin temizleme yani krem onları aksatmamak lazım. Evet. Çünkü peki siz sadece affetmez. Yüzünüze mi yaptırdınız, vücudunuzda zayıflama şöyle, olarak da yaptırdınız? Şöyle benim hem yüz hem mi? Boyun ben dediğim gibi evet. boynumla ilgili çok sıkıntı çekiyordum. Bu saten ya da evet. neştersiz güzelleştirme. Göz çevresine iyi geliyor tabii, mu? Tabii çünkü göz çevresi... Ne yapıyor göz çevresi? Göz onu çevresi şimdi göz çevresinde yağ bölgeleri de var. Yani hem üstte hem evet. alt göz altında oluyor. Ve onlar yaşla tabii ki o yağlar ayrılıyor birbirinden. Buraya sarkıyor. Ha, burada mi? Buralarda potluklar oluyor. Bunlar kaymış yağlar. Onlardan geçerek onları da azaltıyoruz. Tabii buralar boşaltıyor. Yağ erimesi midir o? Şuraların boşalması. Evet. Bunlar tabii ki hem buraya geçiyor hem buraya geçiyor. Zaten gösterebilseydik böyle anatomi bir genç evet. anatomi gösterirdik. Bir de yaşlı yani bayağı ben mesela o şey. Göz kenarından çok etkilendim ve çok faydasını evet. gördüm. Cilt geriliyor, gözler açılıyor, göz altını toparlıyor, yanakları toparlıyor. Komple o eski haline yakın getiriyor. Sizin cildiniz pırıl pırıl gözüküyor. Siz de anlatın. Şöyle ben tabii ki Louie Hanım'a katılıyorum. O yaşı geri alma olayını ben kendimde fazlasıyla hissettiğim evet. için yapılan uygulama çok güzel. Yani o ısı dedikleri şey gerçekten yüksek bir ısı ama belli bölgelere ulaşıyor. Evet. Göz kenarlarınızdaki mesela ben Louie Hanım'ın bu uygulamada şu göz kenarlarındaki boyun özellikle. Gibi boyun. Boyun en önemli. Yani boyun en böyle çizgi çizgiler mutlaka oluyor. Bunu uygulaması neden gerekiyor. Neden ilk başta boyun sarkar? Çok ince deri. Çok ince deri. Artı ben böyle bir bilgi de vereyim. Bizim boynumuz ve yüzümüz neden sarkar? Duruş bozukluğumuzdan sarkar. Hı. Vücudumuzun çünkü hani hı. kaslar yapışıyor, cilt kaslara yapışıyor. Ve onlar orada takılıyor. Yüzümüzü aşağı çekiyor. Boyun da o şekilde. Burada mesela 2 tane çizgi çıkıyor. Yani evet. şeyler. Deri çıkıyor. Çok rahatsız. Evet. Yani hindi, şurada. Turkey neck diyorlar şeyde evet. İngilizce. Hindi boynu gibi.
O her şey bozuk, duruş bozukluğundan oluyor. Kafa öne geliyor. Zaten kış ayında en güzel yapılacak işlem, çok güzel ısıtıyor. Evet. Yani yaşlanmayı geciktiriyor. Çok güzel. Yani 10 yaş, 20 yaş belki ameliyat gibi gençleşme ama. Doğal yaş almak isteyenlere ama bence yani yavaşlatıyoruz, yavaşlatıyoruz yaşlanmayı. Yani yaşımız çünkü çok hızlı birden, yani cilt çok hızlı bozulmaya başlıyor belli bir yaştan sonra. Biz de bunu yavaşlatmaya çalışıyoruz. Yani mümkün oldukça güzel yaş almak için, evet. Güzel yaş almak güzel önemli. Yaş bir almak. De herkes birbirine benzemeden yaş alsın. Kesinlikle doğru. Ve yani zaten dolgu malzemeleri cildin kalitesini arttırmıyor bana göre. Sadece değiştiriyor. Değil mi? Yani onlar geçici. Yani burayı kaldırsam evet, bile o sarkma yine olacak. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da çok güzel şeyler dinledik sizlerden. Evet sevgili seyirciler, bu hafta da sizlere güzel cilt için tüyolar vermeye çalıştık Ulviye Hanım'la beraber. Bakalım haftaya hangi konular, hangi konuklarla beraber olacağız. Sizleri biz aynı saatte bu ekrana bekliyoruz efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.